Kızlardan çobancılık ediyordum. Bu sene onu döne Ahmet'im. Suriyeliyim. Savaş oldu. Kızlarımı getirdim. Buraya geldim. Ama çok çektim ben. Niye kızlarım oldular? İlk Emine oldu. Çok baskın oldu benim üstüme. Horantamızdan. Niye Allah bana bir kız verdi? Ne bileyim. Getirdim uşaklarımı. Geldim. Savaş oldu. Türkiye'ye geldim. Deprem oldu. Çadırdan oturdum. Ama gene de Emine benim hem oğlum hem kızım. Bile güneşe girdi. Hep Erdem Hoca onu koydu. Dedim Allah razı olsun ondan. Gene de bin defa Emine'yim hem işe gidiyordur tarladan. Hem bile güneşe gidiyordur. Çok şükür birinci de getirdi. Bana başımda kaldırdı. Akrabalarım arasından. Çünkü bana değiller kızdan bir şey çıkmaz. Kız işçisi tarlasından, evinden. Sen bu kızı niye koyun bile güneşe? Ama ben her zaman kızlarımdan gurur duyarım. Emine benim başımı kaldırdı. Allah her zaman onun yüzüne baksın. Ben çadırdan oturdum. Emine bile güneşe devam etti. Evim hasar gördü, yıkıldı. Başka bir eve geldik. İş var, her şey var. Gene de Emine devam etti. Ben mi? Ben o gece yatmadım. Kızıma ancak dua edeyim. Bacılarım aradılar. Emine gitti. Dedim bas siz Emine'ye dua edin. Allah Emine'nin yüzünü güldürsün. Emeğini boşa gitmesin. Sabah da ne oldu? Her dakika babasını deyim ara. Erdem Hoca'ya ara hala bakayım ne oldu? Kazandı mı kazanmadı? Erdem Hoca dedi kazandı. Yemin ederim orada dili olsaydı o odanın kapısında bana şahit olurdu bana. Oturdum ağladım. Sami bana dedi sen sevincinden ağlayın mı yoksa mı? Dedim ha sevindim. Benim kızım her zaman emeğimi boşa harc etmedi. Oturdum ağladım bacımdan konuştum haber verdim bacıma. Kız bacım diye kız sus sevindi nasıl niye ağlayın? Dedim valla ben şimdi mutlu mu kimseye vermem. Kimseye vermem çünkü kimse böyle umut etmedi kızım böyle birinci getirsin. Herkes bana dedi kızdan bir şey çıkmaz. Herkes bana dedi kızdan bir şey çıkmaz. Ama yok. Benim iyi ama şeyim Emin'den çok büyüktür. Umudum. Her türlü işi de yapıyorum. Erkek çocuğum yok. Ama gene de gururluyum. Allah bana Emine kimi bir kız çocuğu nasip ettiği için beni başımı dik tuttu. Bizi gururlandırdı. Her türlü desteği de biz verdik. Allah'ın izniyle. İster manevi ister maddi. Biz kızımızın arkasındayız. Erdem Hoca bilek güreşi seçimlerinde beni seçti. Erdem Hoca ile çalıştık. Öğlen sabahları tarlada. Öğlen sonraları Erdem Hoca ile okulda çalıştık. Türkiye şampiyonluğuna hazırlandık. 7 kız kardeşin en büyüğü benim. Annemin erkek çocuğu yok. Erkek çocuk olarak ben görev yapmak istedim. Erkek çocuğun yerini tutmak istedim. Kız olmama rağmen erkek sporuna girdim. Bilek güreşine. Erkeklerle maç attım. Erdem Hocama güvenerek maçları düzgün ve güzel attım. Sonunda Türkiye şampiyonluğuna gittik. Türkiye şampiyonu oldum. Annemin erkek çocuğu olmamasına rağmen ben erkek çocuğunun yerini tutmaya hala da devam edeceğim. Akrabalarımı sıkıştırsa da beni yapamazsın erkek sporuymuş gibi kelimelerle üzerime gelse de yapacağım, çalışacağım. Daha yüksek başarılara gitmeye inşallah devam edeceğim. İsmim Erdem Çelik. Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda görev yapmaktayım. 3. yılım. Branşım olan bilek güreşinde seçme yapıp 3 sporcu keşfettim. Onlardan biri Emine Ahmet. Emine hayatımda gördüğüm
en inatçı, en mücadeleci sporculardan biriyim. Emine'nin annesinin şu sözü Emine'yi çok etkiledi. 7 kızım var, bir oğlum yok. Şampiyon ve güçlü bir kızım olur mu? Emine bu söz doğrultusunda mücadele etti, pes etmedi, şampiyon oldum. Depremde evi yıkıldı, çadırda kaldı, evsiz kaldı. Babasıyla birlikte çobanlık yapıp kilis şampiyonu, bölge şampiyonu, Türkiye şampiyonu oldu. Sıradaki hedefi Avrupa şampiyonluğu. Suriye'deki savaştaki korkularını yenip Türkiye'de bilek güreşinde şampiyon oldu. Emine'ye inanıyor ve güveniyorum. Hadi indir bileğini. Aslan kızım de indir. İndireceksin ha. Başaracaksın bunu. Kızım başaracaksın de. De Emine. İnşallah başaracaksın kızım.